İşte 6-7 sene oldu bırakalı fabrikayı. Atadan dededen kalma zeytin ağaçlarına bakıyoruz. İncir ektik. Fakat gübre fiyatları, sürmesi, budaması, çiftçilik o kadar zorlaştı ki yani para Evet, kazanmak onu söyleyecektim. çok zorlaştı. Zeytinler seyrek oluyor. Eskisi gibi tutmuyor ekolojik dengenin bozuk olmasından dolayı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İşte bu sene görüyorsunuz yine zeytinler seyrek oldu. Yani çiftçi zor durumda. Yani bu sene yine ara olacak. Ara fiyatları çok pahalı. Çünkü tek tek inceleniyor. Çocuk gibi bakıyorsun ağaçlara. Ara fiyatları çok pahalı. Bilmiyorum gübre öyle. Gübre 300-400 lira olmuş. Gübre nasıl atacağız, ne kazanacağız? Zeytinyağı fiyatları 25-30 bandında. Yani çok büyük taharet diye bakıyoruz. Yani bir yanda taharet diye ama nereye kadar dayanacağız onu da bilmiyorum yani. Açıkçası para kazanılmıyor yani. Zeytinden para kazanılmıyor. Hani ekonomi olarak çok bozuk yani. Her şey çok bozuk yani. Makine bir tanesi 11 bin lira, makinenin bir tanesi. Artı bir çubuk 30 lira. Sadece tek çubuk. Bunda var 8 tane çubuk. 3 kere 8 24. 240 lira para var. Az önce bir tanesi kırıldı. 30 lira attık çöpe. Her gün 2-3 tane kırılıyor. Maliyetler çok Yani yüksek. maliyetimiz yüksek. Kazanamıyoruz. Geçen sene mazot ne kadardı? Bu sene ne kadar? En küçük bir örnek yani. Bakkaldan en ufak bir şey aldığın %100 zamlı. %200 zamlı, Yani. %200 zamlı. Ama çiftçinin ürettiği hala aynı fiyat. Hep beraber geliyoruz buraya çocuk çoluk çocuk aile tarımı yapıyoruz. Biraz cebimize para girsin diye. Ama o da girmiyor. O da yok yani. Yok olmuyor yani. İşte verimler günden güne azalıyor. Bu sene bu geçen sene yoktu. Bu sene yine tuttu ama istenilen verim yok yani ağaçlara. Ekolojik denge de bozuldu. Vallahi tahmin edeyim 20-25 milyar masraf çıkıyor. Gübre olmuş 400 lira. Burası 35 dönüm yer. Buraya en az Yani 2-2,5 ton gübre gidiyor 3 Hasan abi. liraya 5 liraya talim ediyorsun. Evet 3 lira 5 lira 10 lira para kazanırsak tamam yani. 10 lira para 10 lira kazanırsak 10 bin kazanırsak lira süper. 10 bin lira para kazanırsak süper yani. O da aile tarımı yapıyoruz. İşte o kadar biraz kendimiz uğraşıyoruz şeyinle. O kadar yani. Yoksa işin içinden çıkmak çok zor yani. Sadece bununla ilgili değil. Ekin de öyle. Ektiğimiz arpalar da öyle. Yağmur yağmıyor. Atılan gübre boşuna. Yani her şey bozuk yani. 10 yıldır zeytincilik yapıyoruz. Reçbercilik yapıyoruz. Başka bir işimiz de yok. Gelirimiz sadece zeytin. Başka bir şeyimiz yok yani. Geçim nasıl işte gıldır gücük gidiyoruz. Emekliye emekliye gidiyoruz. Bir emekliliğimiz var, eşimin emekliliği var. Emekliye emekliye gidiyoruz yani. Zeytin para ettiği yok. Evvelden 5 ton, 6 ton yağ çıkardı. Şimdi çıkan yağ 2 ton, 3 ton, 3 ton çıkmıyor zaten. 1,5 ton, 2 ton öyle yağ çıkıyor. Bizde de biraz yer var. Ekmiyorum bile. Eksen de zarar ediyorum. Eksen de zarar ediyorum. Arpa marpa ekiyoruz. Şu anda ekmiyorum yani. Hayvan kalıyorum. Verirsek icara veriyoruz. Eksen zaten zarar ediyor. 400 lira olmuş gübre neyin eksen. Emeklilikle geçiniyoruz. Emekliyiz. Biraz da bir şeyler var. Öyle geçiniyoruz. Yoksa zor yani. Satıldı. Bir 50-60 dönümüne kadar bizim yerlerimiz var. Bir 50-60 dönümde icara tutuyoruz da hayvancılığa o şekil devam ediyoruz. Süt yemini satan aklından gelemiyor. Geçen sene 120 liraya aldığım yem 180-190 liraya çıktı kardeşim. Nasıl olur bu? Nasıl yürür bu? Çıkamaz. Çiftçi çıkamaz. Bittik. İster istemez yani herkes etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Biz emekli bir şahsız. İşte Abdü abinin yanında falan biliyor, kendisi de biliyor. Orada tarlalarla ekiyoruz, biçiyoruz falan. Onlarla uğraşıyoruz ama bıraktım bu sene, yapamıyorum. Çünkü her şey acayip pahalandı, gübre hele. Geçen sene ektiğimiz buğdayın yani hep cepten zarar. Zaten mahsul yağmur da yoktu. Öyle oldu ki perişan oldu. Tarım Bakanı'nın yeri var Torbalı'da. O bu işliyor yerini. Gelsin de kendisi işlesin de kendisi kazansın bakalım burada. Çiftliği var burada. Karaköy'de çiftliği var. Ve konteyner zeytinyağı fabrikası da var. O da çalışmıyor. Öyle bedava değil bu işler. Öyle masa üstünde konuşma değil yani. Onun için çiftçi çok perişan durumda. Üretemeyecek. Belki açlıkla karşı karşıya geleceğiz zamanca. Bir torba gübre 450-400 milyon lira çıkmış. 18 kilo gübre 404. Bunu kim atar ya? 250 milyon lira 20-20, 15-15 gübre. Kim atabilir bunu ya? Benim arazilerimiz var. Biz veriyoruz kere. Adam tutan adam diyor. Önder abi diyor.
bu sene bir kumar oynuyoruz diyor. Ya batarız diyor, ya çıkarız diyor. Çünkü şartlar ağır yani. Artık çiftçilik bitti. Bu köyde 14.500 balet ödün çıkarılıyordu. Bizim köyümüzün en büyük çiftçilerinden. Yani çok iyi günlerimiz geçti ama son günler tamam bitti yani. Çünkü kapitalist sistemde şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Eskiden karma ekonomi vardı, devlet vardı karşısında. Tarışta devlet vardı. O şey yapardı. Ondan sonra süt endüstrisi vardı. Tekel vardı, hep devlet vardı. Devlet olmazsa kızım özel sektör adamı bitirir, tamam mı?